Ceyhun Kazancı ile ilgili ben dün de beraberdik. Ceyhun'la da beraberdik. Başkanla da beraberdik. Zaman zaman bu konuşuluyordu. O yüzden ben Ceyhun Bey'le de konuştum. Kendim de konuştum. Biraz moralsizdi. Biraz da epey moralsizdi daha doğrusu. Ama hep olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Bugün itibariyle şu anda gelmeden 5 dakika önce hatta telefonla da konuşuyordum. Öğrendim. Onu beklemiyordum yani bugün için ayrılan. Yani toplantıya girerken beklemiyordum. Hazır değilim. Çalışmadığım yerden geldi soru. Ama üzüldüm, şöyle üzüldüm. Buraya gelirken ayrılmasını, ayrılma şekli ve spekülasyon edilerek ayrılmasını üzüldüm. Emeği geçti. Ben burada ilk günlüğüne konuşmuşsam aynı sözlerin arkasındayım. Bir toplantıda söyledim. Kendini yetiştirmiş, donanımlı. Ne kadar çalışsa çalışkanlığına da inanıyorum. Ama gelinen süreç içerisinde koşullar onu olumsuz etkilemiş olabilir. Başkanla veya yönetimle görüştüler. Ve bugün itibariyle istifası açıklandı. Onunla ilgili Ceyhun Bey zaten kendi açıklama yapar, kulüp açıklama yapar. Benim açıklama yapmayayım. Ama zaman zaman benim üzerimden çok spekülasyonlu, işte o arkadaşları çağıracağım, gelsinler buraya, siz de gelin. Hep beraber konuşalım yüz yüze. Ya ben ya onlar mahcup olacak. Ben öyle bir şey, hiç alakası olmayan şeyler ve bunlara da saygım. Benim de saygı duyduğum insanlar ama üzüldüm onların adına. Onlara söyleyeceklerim var. Benim Ceyhun Bey'le hiçbir işim olmaz yani. Kişisel bir sorunum olmaz. Mümkün değil. Başkanla da olmaz, sizle de olmaz. Ben Beşiktaş'ın görevli adamıyım burada. Ben o sorumluluğu taşıyan biriyim. Bunu benim üzerimden yok Ceyhun'da, Şenol Güneş'te fikir ayrılığı. Niye olsun? Ben teknik adam, o da kulübün çalışan biri olarak ben de ayrıntılı konuşuyoruz çünkü. O kadar samimi anlatıyorum çünkü. Söyledim kendine. Yardımcı olmak için. Çünkü işi yaparken o da bilsin durumu. Hata yapmayalım dedi. O da fikrini söylüyor kulüple ilgili. Sonra başkanla konuşuyor. Ya bu kadar Ceyhun Bey'in konuşulması sadece onun değil. Bilmiyorum dışarıdaki ilişkilerini ama konuşulmasını anlamadım. Hangi kulüpte bu kadar menajer konuşulduğu bilmiyorum. Hiçbir yerde yoktur böyle bir şey. Ve bunun üzerinden olayı çevirip Beşiktaş camiasına hoca öyle, başkan öyle dediğin zaman kaos isteyenlerin rakipleri yapabilir bunu. Veya Beşiktaş'ı sevmeyenler. Camianın içindeki adamlar yapamaz bunu. Kaldı ki onu Beşiktaş camiasında yazıp çizip de konuşanlar yapıyorsa ben samimiyet ve iyi niyet görmüyorum. Açık açık birkaç tanesini aldım. O kişilerle çağıracağım zaten boş zamanda. Anlat bakayım bana bunu. Bu anlattıklarında 10 tane iddiadan bir tanesi doğruysa ben sen ne dediğini yapacağım. Öyle bir şey yok. Hiçbir alakası yok. Bu mümkün mü ya? Burada biz mutfakta aşçıyı da değerli kılıyoruz. Çalışan sahadakini de işte güvenlikçi de, ben de, hiçbir farkımız yok insan olarak. Hepimiz burada görevliyiz. Ceyhun Bey de gayet iyi çalıştı. Elinden geleni gayet gösterdi. Demin de dedim ki hiçbir suçu yok. Hatası varsa onu başkan değerlendirir. Ben bile değerlendirmem. Ben varsa da söylerim zaten. O kadar medeni cesaretim var. O da bana o kadar saygılı bir şekilde davranıyor. Ben de seviyorum, sayıyorum. Öyle bir şey yok. Bizle ilgili bir şey yok. Üzüldüm. Ama kendisinin kararını da her zaman saygı duyuyorum. Yaptığı hizmete teşekkür ediyorum. Eğer kesin ayrılmışsa ki birkaç defa daha konuşuldu bu. Daha önce de kesin ayrılmışsa da yeni hayatında başarılar diliyorum. Daha yaşı genç, çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Keşke ayrılmasaydı. Bunu da çok samimi söylüyorum. O arkadaşlara da söylüyorum. Buraya gelmiyorlar çünkü.